Şimdi bazen düşünemiyoruz. Ay ne güzel işleri var diyoruz. İşte birisi oyuncu, yazıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Öbürü işte geziyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama iki değerli konuk var karşımda. Bence onları ortak noktada buluşturan birinci özellik, ikisinin de gezmeyi sevmesi olabilir. Ama aslında var olma şekilleri, yani yataktan kalktıkları gibi her gün yeniden kendilerini üretmeleri. Eğitimler veriyor, oyuna gidiyor, bir şeyler yazıyor. Zaten annelikte oydu buydu, normal hayatın seyri var. Bir diğeri de sanki ilk kez anlatıyormuş gibi her gün. Sanki ilk kez orayı görüyormuş gibi o heyecanını anlatıyor. Belki de ortak noktaları bu. Her gün yeniden kalkmaları ve yaptıkları işi yeniden üretmeleri. Çok zor iş ikinizinki de bence. Bence öyle. Yani şimdi mesela bu adam yılların önünden geçiyor değil mi? Oradan konuklarına işte gezdirdiklerini anlatırken sanki böyle aynı hevesle nasıl anlatacak? Aynı şevkle. Kolay iş mi bu hocam? Hocam bir böyle bir evet mehmet gibi bakarsanız sevinirim yani. Kolay iş mi? Ya Aslı'cığım, oradan öyle anlatınca evet. Ben hakikaten ne kadar zor bir şey yapıyoruz diye. Tabii ki değil de yani. Aslında zor, öyle. Zor. Fakat bence olay ne biliyor musun Aslı'cığım? İşimizi severek yapmak. Evet. Çünkü işini severek yaptığında başarı da geliyor. Diğer ödüller de beraberinde geliyor. Ve ben her seferinde sanki ilk defa anlatıyormuş gibi. Benimki de bir nevi sahneye şu çıkmak. Şu an söyleyince evet. Tamamen aynı şey oldu. Evet, çok çok benzer işler aynı yapıyoruz. Aynı aşkla ortak güdü sevme. Çünkü ben de her gece aynı şeyi anlatıyorum aslında. Kesinlikle. Benim de repliklerim değişiyor. Ya da hocalıkta aynı seyircilerim değişiyor, sizin de konuklarınız değişiyor. Aynen öyle. Yani. Bazen play'e bastığın oluyor tabii ki işimizde. Evet. Ama gene de böyle büyük bir şevkle anlatmak en önemli kısmı. Ya peki itiraf edin şimdi burada. Yani bazen de böyle akşamları oyuna çıkarken ya da okula giderken, eğitim verirken ya da işte tura çıkarken öf aman bugün de hiç canım istemiyor ama şimdi... Olmuyor mu? Olmuyor mu? Olur olur. Çok nadir oluyor bana olur. Sevinç. Fakat şöyle bir olur. Şey oluyor. Mesela uçağa binene kadar o valiz yapmak benim en sevmediğim şey. Fakat işim bittikten sonra valizimi hazırlayıp o uçağa bindikten sonra yepyeni bir sayfa başlıyor. Valizi reset etmek gibi. Üşeniyor musun gerçekten? Hiç sevmiyorum valiz yapmayı. Ben de valizi seyahate çıkmadan mesela bir ay önce bir kere dolabın üstünden indiriyorum. O bana 30 gün boyunca diyor ki Sevinç motivasyon. Gitmek üzeresin. Az kaldı. Yol seni falan. Bekliyor. Ondan sonra pıtır 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 koymaya başlıyorum. Yaklaştı. Yani valiz bende tam tersi. Havaalanları zaten benim için böyle koca koca sevgililer gibi yani. Sürekli gitmek istediğim mekanlar. Ya benim için hiç öyle değil. Ben genellikle böyle. Son ancıyım. Son anda ne bulursam onları dolduruyorum. Ve sık hep böyle için tabii çok sık seyahat ediyorum. Mesela dün sabaha karşı geldim ben Marrakeş'ten. Ama akşamleyin yaklaşık 120 kişiyle bir tur yaptım. Ayasofya turu yaptım. Bugün de buradayım seninle ve Aslı'yla. Ben de buradayım ya. Aman iki tane. Hani seyahat aşığı bulmuş birbirini. Reklamlar ya, böyle reklamlar. Eyvah. Burada soruları ben soruyorum. Hakikaten bütün dünya neredeyse dolaşıldı mı? Valla kavgada söylenmez. Biblo dolu etraf. Bir yerde kök salarak yaşayıp dünyayı dolaşabilmek nasıl bir duygu? Çok büyük bir kopuş. Bunlar açıkçası biraz rahatsızlık duydum. Hani oğlum adamlar sana su bile vermiyor bedavada. Evet. Seni en etkileyen ayrılık ne oldu? Safvet'le buradan çıkar. Diyoruz ne zaman? Ben buradan değil. Şehir sana sürekli beni öp diyor. Geçmişim flashback. Sahne kirli çamaşırlarını var elimizde. Çok yanlış bir ev sahibiniz var. Ben de popomu kaldırmaya üşenirim. Birisi bavulumu hazırlayacak. Birisi biletlerimi elime verecek. Birisi ay araban geldi hadi diyecek anca öyle. Ya ben de aslında öyleyim biliyor musun? Ben balık burcuyum. Hedonist bir adamım. Keşke her seferinde biri benim bütün organizasyonumu yapsa ama genellikle o ben şey, oluyorum. Her şeyimi kendim hazırlayacağım. Neyi koyduğumu bileceğim. Ha, biri bana bu arada hadi gel gidelim mi dese çok şık. Tamam. Ona bir itirazım yok ama... Ya ben onu mu bekleyeceğim? Ayarlayacağım, bakacağım, noktalar seçeceğim, gideceğim. Bu arada Sevinç Erbulak az önce kuliste konuşurlarken şöyle anlatıyor. Şimdi diyor işte diyor Kamboçya'ydı, Vietnam'da oraları tamamladım. Tamam oraları çizdim diyor. Bir Çin kaldı elimde diyor. Bir Meksika kaldı diyor. Elimde değil yani hani. Dünya haritasında. Nereler hakikaten bütün dünya neredeyse dolaşıldı mı? Yok canım öyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bunu düşündüm. Çok daha iyi bilirsin yani.
yapmayı bildiğin her şeyi bırakıp, ben kendi adıma düşündüğümde oynamayı, yazmayı, her şeyi bırakıp sadece seyahat etmeye kalksak gene bir ömür dünyayı yetmiyor. Bitirmeye değil mi? Dünyayı yani yetmiyor ama fena değilim yani. Ben demin onu sordum Sevinç'e kaç ülke oldu diye. Benim 132 tane ülke oldu Aslı ve düşün benim işim gezmek. Hala da geriye 70 tane ülke kaldı. Çünkü Birleşmiş Milletler'e göre 193 kaldı. Ama bir kısmına gitmek mümkün değil Sevinç. Yani sağlık sebepleriyle gitmek mümkün değil. Ondan sonra ülkelerdeki karışıklıklar dolayısıyla oralara gitmek mümkün değil. Ama 132 de fena değil yani idare fena ediyoruz. Fena değil mi? Fena değil mi? Vallahi kavgada söylenen. Biblo dolu etraf. Fena değil diyor. Tabii bir de gelenler var. Gelenleri de karşılıyor. Onları gezdiriyor. Bayağı da dünyanın önemli isimlerini. Bütün İstanbul değil mi turları? Evet. Türkiye'de yapıyorum. Hatta bazen yurt dışı da yaptığım oldu. Mesela Billy Crystal'la Hırvatistan turunu yaptım. En son gezdirdiğim ise Türkiye adına çok gurur duyduğum bir isimdi. Mehmet Öz. Mehmet Öz'ün Dr. Oz diye bir programı var. Bugün dünyada 100'den fazla ülkede gösteriliyor. Amerika başta olmak üzere. Ve Mehmet Öz'ün yeni programlarında Türkiye'den bölümler de olacak. Bunları beraber harika çektik. Önce İstanbul'la başladık. Ben ona çok sıra dışı yerler gösterdim. Mesela Şerefiye Sarnıcı yeni açılan yerlerde bir tanesi. Restorasyonu yıllarca sürmüştü. Ardından birlikte Efes'e geçtik ve Efes'i de çektik. Efes, İzmir, Şirince, Şerefiye Sarnıcı, Ayasofya, Topkapı. Bunlar da yeni bölümlerde olacak Dr. Oz Show'da. Peki şimdi Sevinç Erbulak'ın kitabı çıktı. Artık aranmayanlar gezegeni. Hemen şöyle göstereyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok okunsun. Çok teşekkür ederim. Çok evde böyle başucunda dursun. Kütüphanede dursun. Ne güzel bir his birilerinin evine girmek. Tabii bu arada zaten Saffet Emre Tonguç'un da birçok kitabı var. Şimdi Boğazyalılar işte onlarla ilgili de daha önce yazmış olduğu Boğaz Hakkında Her Şey isimli kitabını getirdi. Bayağı oluyor bu çıkalı. Aslında çok ilginç. Biz seninle ilk program yaptığımızda sene 2010'du. Benim İstanbul Hakkında Her Şey kitabım yeni çıkmıştı. Evet. Bak sen uğurlu geldin. 100 bin sattı o kitap ki bir seyahat kitabı için çok büyük bir rakamdır. Ben de Londra'dan yeni gelmiştim. Evet, ayağının tozuyla gelmiştim. İstanbul'u hiç bilmiyorum böyle gelmişim. Burada var olmaya çalışıyordum. Daha sonra Boğaz Hakkında Her Şey geldi. Hı hı. Toplamda ama benim kitaplarımın sayısı 15 oldu. Şimdi yeni kitaplar geliyor. Bir tanesinin adı Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye. Bir tanesinin adı da Vizesiz kitabı. Sevinç onda anlattığım şey biz Türklerin artık vizesiz gidebileceği ülkelerin sayısı çok az. Ve vize paraları o kadar çok ki. Geçenlerde bir ülkenin vizesi için başvurdum. 470 euro vize başvuru parası istiyorlar. Yani ülkeye gidiş parası kadar bir parayı vizeye ödüyoruz artık. Onun için vizesiz gezilebilecek ülkelerin de kitabını yaptım. Yakında inşallah o da çıkacak. Hadi bakalım hayırlı olsun. Peki kitap bir kurgu. Evet bir kurgu kitabı. Yani deneme değil, anı değil. Artık aranmayanlar gezegeni deyince benim hemen aklıma ilk yani adının çağrıştırdığı. Aslında kimse kimseyi aramıyor artık. Bununla mı alakalı bir şey yoksa karınca yiyenlerle mi alakalı bir şey? Ya karınca yiyenleri çok seviyorum. Ve kitabı yazıp bitirdikten, edit aşaması da bittikten sonra sevgili Işıl Özgüner'le bana bir fotoğraf geldi bir arkadaşımdan. Salvador Dali Paris'te bir metrodan çıkıyor yer altından ve bir tasma ve tasmasının ucunda karınca yiyeni var. Kitabın arkası da karınca yiyenler. Umarım onları benim kadar çok seversin diyor. Işıl'a dedim ki Salvador Dali sevmiş ama yüzyıl olarak birbirimizi birbirimizi bulamadık yani başka yüzyıllarda yaşadığımız için. Aslında bu sorunun soru hep geliyor. İnsanların aranmaması bu çağda şimdi işte bu dürtmeler SLM, MRB çağı falan. Hayır o değil bu tamamen objeler dünyasının gezegeni artık insan minsan yok. Öyle bir yer orası ve bir zamanlar bir bütünü oluşturan parçalar onlardan kopan veya kırılarak düşen veya kaybettiğimiz parçalar yeniden tamamlanabilmek ve başka bir şey olmak üzere belki de yürüye onlar yürüyor. Allah'tan biz uçuyoruz. yürüye yani bavulları yok ve bir gezegene varıyorlar oranın adı artık aranmayanlar gezegeni. Tanışıyorlar ve işte yeniden tanışma şenliklerinde her sene bir hafta süren belki tekrar bir bütünün bir parçası oluyorlar. Belki de olamıyorlar bilmiyorum. Ama insan yok. Eşya var. Var. Eşyaların bir bütünün parçası olması. Eşyalar var. Bir ruhları da var herhalde burada bir bütünün kuşkusuz parçası var. Bence zaten var. Var değil mi? Tabii. Var.
bir yerde kök salarak yaşayıp dünyayı dolaşabilmek nasıl bir duygu? Çünkü o zaman aslında hiçbir şeyinden vazgeçmiyorsun. Evin olduğu gibi duruyor, çatalın bıçağın olduğu gibi duruyor. Bavulunu yapıyorsun, gidiyorsun ve ne zaman döneceğini biliyorsun. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben biliyorum çünkü benim turlarımın süreleri belli. Ama şöyle bir şey var Sevinç. Sonuçta insanın kürkçü dükkanının olması gerçekten çok güzel bir şey. Ve ben İstanbul'a dönmekten çok mutlu olan bir insanım. Hep bana soruyorlar bu kadar ülke gezdin, bu kadar şehre gittin. En sevdiğin şehir hangisi? Her şeye rağmen İstanbul. Ve İstanbul kendimi evimde hissettiğim yer. Ve dünyada da yaşamak istediğim başka bir şehir de yok, ülke de yok. Buradan çok mutluyum. Ama arada bir işte farklı iklimlere gitmek, farklı coğrafyaları keşfetmek, oralarda gezmek beni çok canlandırıyor ve çok enerji toplayıp öyle geri dönüyorum şehrime. Yani diğer taraf, hadi bir Sevinç Erbulak tabii aynı şey onun için de geçerli. Yani sabahları kalkıyor, hem oyununa gidiyor, hem kendini yeniden üreterek derslerini veriyor, şiirler yazıyor, günlük hayatı var. Bir ayrılık oyununa, şu aralar gösterilen ayrılık oyununa bir bakalım mı? Birbirinden çarpışıyoruz bezeli. Hayır, ben de diyorum ki mesele diyorum, sen diyor, diğer diyor, bir bezeli olmasaydın da bir enginar olsaydın diyor. Biz o zaman o kahşaplarda... Ben de insanım ki yani kahşaplara, ben de insan koyayım, ben de bizim... Bezeli. Ben bir bezeli yapacağım. Tamam, çıktım. Haydi bakalım ki. Hoppa, 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 hoppa. Oyun neyi anlatıyor? Oyun Beyiç Bey'in, Beyiç Akın oyunu. Semih Çelenk yönetti. Profesör Doktor Semih Çelenk. Başak Özdağ'ın dekorlarımızı yaptı. Yaratıcı takımı saymadan geçmek olmaz. Oyun aslında ayrılmış ama ayrıldıklarını hiç anlamamış bir çiftin. Bir sene 13 gün sonra adamın bir sabah işte kadına bu haldeyken eve gelmesini, gelmesiyle başlayan kadın erkek ilişkisi üzerine yaramazlıklar, anımsatmalar. Yani şöyle çift olarak gelindiğinde de çok lezzetli. Çünkü seyirci Saffet gördün mü? İşte bu aynı sensin. Sen kendine bak Sevinç, esas şu anda aynen sensin gibi. Hem barıştırıcı bir misyon yüklenebiliyor ya da ayırabiliyor, bilmiyorum. Yani belki kadın çok sıkılmış adamdan ve o gördüğü şeyi... Beni gösteriyor bu arada, teşekkür ederim. Hayır, yani yan yana seyretmek anlamı söylüyorum. Oysa ne planlarımız vardı, daha bir sürü yere gidecektik birlikte. Bana gezmek olsun. Tamam. Saffet konuları karıştırma. Peki o zaman, tamam. Bu oyun. Tamam. Yani çok zevkli, çok lezzetli bir oyun gerçekten. İki seneyi geçti, yüzüncü oyuna dayanmak üzere artık. Ve işte aynı senin işin gibi... Her gece aynı replikler ama başka konuklar olduğu için de çok gülerek yeniden oynadığımız üretim. Bir oyun. Her gün yeniden üretim. Evet. Peki ayrılığa bakıldığında hayatın boyunca seni en etkileyen ayrılık ne oldu? Ama bunu her şey için soruyorum. Bu yani çatalından ayrılmak da olabilir. Yok, çatalımdan ayrılık, çatalımdan ayrılmak beni etkiler de en etkileyen ayrılık birden çok büyük geldi. Ya şimdi buna bir cevap vereceğim, sonra dinleyenler üzülecek ama dinleyenler üzülsün diye vermiyorum. Muhtemelen babam, çünkü aklıma şu an sen sorduğun anda o geldi. En beklenmedik zaman diliminde hayatımda, yani evden çıktım ve döndüm, babam yoktu. Bu çok büyük bir ayrılık bence, çok büyük bir kopuş. Bundan daha büyüğü de galiba hiç olmadı. 30 sene geçti biz babamı kaybedeli ailece ve herhalde babam cevabım. Baba bu kadar büyük bir isim olunca ya da ailenin ismi aslında büyük olunca babayla yaşamak ve babadan sonra yaşamak arasındaki fark ne? Yani şöyle söyleyeceğim. Kendini ispat, rüştünü ispat etmek aslında belki o kadar büyük isimler hayattayken çok da mümkün olamıyor. Öncesi ve sonrası var mı bu anlamda? Sorduğun şeklin cevabı ters olarak var bende. Ben buna belli bir yaşa kadar daha fazla takıntılıydım belki de. Ben de varım, ben de bu ailedenim diye. Sonra bir hafifliyorsun ya, hani bir şey oluyor hayatta. Öyle çok değerli bir baba olduğu için o kayıp değildi benim söylediğim. Benim babamdı. Dünyadaki bütün kız çocukları için onların babası, umuyorum, dünyanın en güzel babasıdır zaten. Bir kere onun adını öyle koyalım. Yani bir başkası için kim olduğu önemli değil babamın. Benim babam, onun için dünyadaki en iyi baba. O söylediğin şeyde çok takılıyordum. Çünkü aynı mesleği seçmesen... O kadar takılınacak bir şey değil. Yani işte doktor olmayı seçsem, rehber olmayı, avukat olmayı bilmiyorum yani. O zaman belki bu kadar takılmazdım. Uzun bir süre taktım çünkü sınav kazanıyorsun işte annem baban. Tiyatroda görev annem baban falan derken sonra
Bütün bunlardan bağlantısız bir şekilde insan hafifliyor. Bakıyorsun ki hayat hiç de öyle kendini bu kadar önemsediğin bir yani çok küçüksün yani. Ve iyi ki de bu kadar çok küçüksün. İyi ki de böyle minciksin. Onu dalgaladığın anda sen de hafiflediğin için artık böyle bir şey duysam bile ki yani 20-25 yıldır da duymuyorum da o böyle ben de varımdan çok farklı hissediyorum. Safve, senin en büyük ayrılığın ne oldu? Çok ilginç. Sevinç bunu söylemeden önce ben de aynı şeyi söyleyecektim. Kaybettiğim ve değer verdiğim insanlar benim en büyük ayrılıklarım. Çünkü bir daha buluşma var mı? Evet, onu bilmiyoruz. Yani öyle bir ayrılık ki bu bitiyor ve devamı yok. Hani tekrar mesela bir karı koca ayrılabilir ama sonra yolları tekrar kesişebilir. Yollarımızın tekrar kesişme şansı yok. Onun için mesela çok sevdiğim bir arkadaşımı trafik kazasında kaybettim. Anneannemi kaybettim. Benim hayatımda çok önemli bir figürdü. Babamı kaybettim. Ve o kayıpların aynı zamanda da bana çok büyük bir olgunluk olarak geri döndüğüne inanıyorum. Çok sonra. Evet, çok sonra. Yani kadrini, kıymetini daha sonra anlıyorsun bazen insanların hayatında o kadar önemli insanlar ama bu çerçevede de ya kayıplar mümkün olduğu kadar az olsun. Bak 30 yıldır olmadı diyor Sevinç. İnşallah yeni kayıplar olmaz da yaşam yolculuklarımız böyle keyifli bir şekilde akar. Oluyor ama ne yazık ki oluyor. Yaşamak öyle bir şey. Benim de bütün ebeveynlerim kayıp ama şöyle düşünüyorum. Bu acı öyle bir şey ki o kadar çok seviyorsun ki onları. Bunun aksi yani senin bu acıyı yaşamamanın karşılığı onların senin acını yaşaması. O sevgi de tamam ben bunu yaşarım dedirten bir şey. Yani zaten hani sıralı ölüm versin Allah diyorlar ya. Yani onu yaşamaya razıyım noktasına geliyor insan bir noktada çok sevdikleri. Hani kaybedemeyecek kadar çok sevdikleriyle ilgili olarak. Ben öyle formülünü buldum kendi içimde. Öyle işin içinden çıktım. En güzeli. Bunları neden söylüyorum? Şimdi iki gezgin. Aynı zamanda gezginliği anlatan, pek çok bilgi veren, bir dakika içinde 1000 tane bilgi veren, burada da aynı şekilde 1 dakika içinde 1000 tane bilgi veren bir kadın. Ama bir taraftan da o kökleriyle ve durduğu noktada yani hayatı değiştirmek, bavulunu alıp gitmek, gerçek anlamda soruyorum bunu ama ikinize birden. Falanca ülkeye gidip de 7 gün sonra dönmek değil. Kolay mıdır hayatınıza? Çatalla ayrılmayı o yüzden o örneği verdim. Yani ben çünkü çatalımdan ayrılamıyorum. İşte, nasıl bavulumu alıp da buradaki her şeyi bırakmak? Dediler ki sana çünkü ben Londra'ya giderken öyle gittim. Bir bavulla gittim. Her şeyimi bırakıp gittim. Kolay mı? Yani mesela böyle bir ikilem içinde kalsan tek tek eşyalarınla vedalaşmak. Bu kitabı da yazmış biri olarak. Yani eşyalar birbirine yürüyor. Dur, o zaman ben cevap vereyim sen. Düşünürken ben cevap kitabı vereyim. Kitabı da yazmış biri olarak. Vakit, sen konuş ben düşüneceğim. Tamam ben oyalıyorum şimdi Aslı'yı tamam mı? Hemen düşün sen. Şimdi bir kere hani bazen insanlar konuşuyorlar ya başka bir ülkeye mi gitsek orada mı yaşasak vatandaşlık mı alsak. Benim hiç böyle bir B planım yok. Neden yok? Çünkü ben bu topraklarda eğildim ve benim sevdiğim insanlar bu topraklarda yaşıyor. Dostlarım, ailem ve ben yıllarca bu toprakların havasını teneffüs ettim. Artı bu dili konuşuyorum. Ben Türkçe konuşmayı çok seviyorum. Her ne kadar hayatımı İngilizce konuşarak kazansam da ve ben biriyle darling, sweetheart diye konuşmak istemiyorum. Plaza dili zaten apayrı bir konu da. Kendi dilimde kendimi ifade etmek istiyorum. O yüzden de bu topraklara çok bağlıyım. Bunu da hani karşıdaki seyirciler aman işte beni ne kadar vatansever görsünler kaygısıyla yapmıyorum. Çok içten gelerek söylüyorum bunu. Yani bu topraklarda yaşadığımız zorluklar olabilir. Çünkü batıya gittiğinde çok daha medeni şartlar görüyor olabiliyorsun. Ama beni bu topraklara bağlayan o kadar çok şey var ki ve hep şuna inanıyorum. Bu kadar ülke gördüm. Anadolu'daki zenginlikleri, İstanbul'daki güzellikleri hiçbir ülkede görmedim. Biz bayağı uğraşıyoruz mahvetmek için ama Anadolu'da, İstanbul'da hala o kadar güzel ki. Ya 30'dan fazla medeniyet var Sevinç bu topraklardan İnsanı geçmiş. İnsanı da görmemiş olabilir misin acaba? İnsan ilişkileri de çok önemli. Çünkü biz de hani bir yabancıların gelip çok etkilendiği bir Türk konukseverliği vardır ya. Hiç anlamadıkları ya. Evet, bile. Hiç anlamadıkları. Hiç hatta ısmarlama ve değil mi ikram. Evet yani nasıl olur böyle bir şey diye. Hatta çok ilginç bir keresinde başıma bir olay geldi. Ben Kandilli'de oturuyorum o zamanlar. Çocukluğumun geçtiği yer Kandilli. 2 tane turistle karşılaştım eve giderken Üsküdar'da. Daha ama üniversite yıllarındayım falan. Bakınıyorlar. Ben de gittim ya dedim hani burada kalacak otel falan bulmak çok zor. Ne arıyorsunuz yardımcı olabilir miyim? Kalacak yer bakıyoruz dediler. Peki dedim oteliniz yok mu? Sırt çantalı 2 tane Avrupalı. Yok ayarlamadık dediler. Ben aldım bunları.
bir arkadaşımın evi müsaitti. Hani kimdirler, hırlı mı hırsız mı bilmiyorum. Arkadaşımın evine götürdüm, burada kalabilirsiniz. Tabii yani düzgün insanlara benziyor. Fakat sonra bana bir şey söylediler. Birazcık rahatsız oldum açıkçası ondan. Peki dedim, benimle karşılaşmasanız ne yapacaktınız? Bunlara demiş ki arkadaşları, Türkiye'de muhtarlar var. Bir köye falan gittiğinde, başın sıkıştığında muhtara de ki bizim yatacak yerimiz yok. Sana bir yer bulurlar. Türkler o kadar konuksever ki muhakkak şey evlerini açarlar. Bunlar açıkçası biraz rahatsızlık duydum. Hani o misafirperverliğin suistimal edilmesi. Nasıl olsa Türkler evlerini, yuvalarını açıyorlar diye. Çünkü Avrupa'da böyle bir şeyi göremiyorsun. Adamlar sana su bile vermiyor bedavada. Hesapta evet. 25 sente kadar senin kahven yapmıyor Alman mu? Alman hesabı deyip ayırıyorlar değil bir mi? Bütün dünya Alman değil evet. mi artık hesap konusunda? Bilmiyorum, bana böyle geliyor. Yani bizdeki o vericilik, o misafirperverlik zaten turizm endüstrimize de yansımış. Mesela en keyif aldıkları şeylerden biri yabancıların bizim servisteki düzgünlük, o sıcakkanlılık... Yani genlerimize işlemiş bir şey. Ben de bu güzellikleri bırakıp başka topraklarda yaşamak istemiyorum. Yani bana Londra'da dünyanın en güzel evini ver. Eşim, dostum, arkadaşlarım. Hemen gittim ben. Sonra... Şu an Londra'da dünyanın en güzel evini. Hadi. Ben yapamadım. Kaldım çünkü yani. Dünyanın en güzel evini ver diyor. Şey, Londra'da dedin ve dünyanın en güzel evi dedin. Evet. Sen bana ver onu. Benim için o altın kafes. Sen mutlu olacaksan altın kafes senin olsun. Peki dersi kaynatmayalım senin canım. Ya şöyle. Ben seyahat etmek için doğduğumuzu düşünüyorum. Bu öznel cevabım değil yani. İnsanlar seyahat etmeli. Üstelik de artık böyle çok fazla para, pul filan da tabii gerektiren yerler vardır hocam. Ama gerektirmeyen yerler de mesela. Ben çok yeni Mardin'den döndüm. Şimdi sen konuşurken insanı hep benim aklım oraya gitti. Oradaki deneyimlediğim şeye enteresandı. Benim için çok yeniydi. Şöyle bir yere hızlı gidebilme kararı almak. Eğer beni burada üzen ve burayı... terk etme nedenim olan şey benimle birlikte oraya gelmeyecekse. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çünkü insanlar genelde bu tarz radikal tırnak içinde değişiklik kararlarında bir şey, bir durum veya bir insan onları çok yıprattığı için bir koşul gitmek istiyorlar. Halbuki bilmedikleri şey veya henüz gitmeden farkında olmadıkları şey şu. Bütün o üzüntüyle ya da onun nedeniyle seyahat edersin. Halletmemişsen buradaki meseleyi. Ben dünyaya biraz şöyle bakıyorum. İnsanın gerçekten böyle deprem çantası gibi bir çantası olmalı. Görünür bir yerde de değil. Hızlı çıkabilmek çantası. Hatta bazen şu an buraya geldiğim halimle şu an bir uçağa binip bir yere gidebilirim. Çünkü artık dünyanın her yerinde barınabiliyoruz, ilişki kurabiliyoruz, dilimiz var. Yani konuşabiliyoruz yabancı diller. Kalabiliyoruz ve hayat orada akabiliyor. Ama hiçbir şey beni kaçarak bana o çantayı hızlı... hiçbir şey bana o çantayı kaçma nedeniyle yaptırtmasın. Ama onun dışında bana seyahat ver, bana şehir ver, bana ülke ver. Ben hemen senin programına konuk gelirim. Saffet'le buradan çıkar, pasaportumu evden isterim. Mesela şu an karar versek. Biz program versek, yapıyoruz. Ne zaman buradan gidiyorsun sen? Nereye gidelim? Havaalanını alalım size. Önce Meksika istiyorum. Tamam. Yani bilmiyorum. Önce Meksika ama şimdi Marrakeş. Arjantin'de eksik kalmıştı. İstersen oradan Arjantin'e de geçeriz. Harika. Tamam. Harika. Biz yaptık programı. Marrakeş dedin. Orası da benim için tamam. Marrakeş'i de bilmiyorum. Bir de Çin Seddi'ni bir uçtan sen bir uçtan ben böyle yürüyebilirsek. 10 bin kilometre. Yok, yürünebilir bir tamam, uçtan tamam. Bir uca. Tamam tamam. Makul bir kısmı. Ortada buluşun. Buluşuruz. Evet, olabilir. Daha benim çok yerim var. Ben sana anlatırım. Tamam. Yani gitmek ve kaçmak arasındaki fark aslında. Az önce söylediğin konu var ya, kimileri vatandaşlık almaya çalışıyor, yurt dışına kapağı atmayı çalışıyor. Yani gidersin, caz şarkıcısı olmak için New Orleans'a gidersin değil mi? Ya da kendine bir eğitim için. Ama şey kaçmak gibi. Dediğin şey yani eğer bir şeyden kaçarak gidiyorsan o gitmek kaçamazsın. Olmuyor. İşte gitmek eylemi olmuyor. Kaçamazsın ve çok büyür. Mesela ben 12 yaşında benim kızım ve resme, heykele yani buna ilgisi var. Ben her ne kadar onunla aynı sahneye çıkmak için bencilliğin yanıp tutuşsam da gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla eğer çok yanılmıyorsam Kevin ressam ya da heykeltıraş olacak. Neresi var şimdi? Yani nereyi hayali hocam? Nereyi hayal edebilirsin? Şimdi Floransa benim her an öpüşmek istediğim bir şehir. İnşallah çocuğu. Floransa ile mi öpüşmek evet. istiyorsun? Evet. Tamam. Ama Floransa ile her gittiğinde öpüşürsün zaten. Tabii. Çünkü şehir öyle yani. Şehir sana sürekli beni öp
diyor. Evet. Demiyor mu? Kesinlikle. Diyor. Bana fakat bak çok ve beni öp diyor. Evet. Sadece bak demiyor. Sürekli senin öpüşmek istiyor. Ve ben öpüşüyorum. Bizi Floransa çağırdı. Çünkü ben daha bugün Floransa yazısı yazdım. ve Instagram'da da bunu paylaştım. Floransa'ya gitmek ister misiniz? Evet. Çünkü çok keyifli bir yer Floransa. Ve benim de öpüşmeyi çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Öpüşmeyi sevmediğiniz şehirler var mı arkadaşlar? Gittiklerim arasında benim yok. Bütün şehirlerle öpüşürüm diyorsun. Öpüşürüm. Hı. Ne olacak? Ya gözlem olan şehirler var. Hani, nereler? Çok merak ediyorum. Nereler? Mesela şeyde Osmanlı Haremi'nde öyle ya. Hasekiler var, İkballer var, Gözdeler var gözdelerin falan şeklinde. Cariyeler şeklinde. Gözdelerim Sydney. Görmedim. San Francisco. Görmedim. Buenos Aires. Bittim. Rio de Janeiro. Vancouver, Kanada'da. Ondan sonra Avrupa'ya gelirsek. Mesela herkes Londra, Parisçidir. Ben Barcelona, Stockholm. Berlin, bu şehirleri çok severim. Şangay'ı severim. Bangkok'u, o tüm kaotik yapısına rağmen çok severim. Afrika'da, Güney Afrika'ya gittiğimde Cape Town'a bayılırım. Afrika'm yok başta, benim. Tamam gideceğiz. Benim Afrika'm Out of Africa filminde olduğu gibi. Berlin, Barcelona bunların hepsi ya, tamam çok güzel, harika. Bak şimdi aklıma ne geldi? Benim Afrika'm deyince Robert Redford'ı gezdirmiştim. Evet, evet. Dünyanın en mütevazı insanlarından bir tanesi herhalde. Benim insanlarda etkilendiğim bir tevazu, iki aile görgüsü, üç entelektüel. Buyurun Robert. İşte çıktı. Vallahi sizin arşivler inanılmaz. Evet. Meldon Albright'la beraber. Hem köşeye sıkıştırıyor, hem inanılmaz fotoğraflar koyabilmiyorum. Çok korktum. Bence de Aslı'dan ve ekibinden çekilmek ekip gerekiyor. Topkapı Sarayı'ndayız bu fotoğrafta. Şimdi tabii adam yaşlanmış. O eski yakışıklı günlerinden geriye pek bir şey kalmamış. Tam böyle biz Sevinç Şey'de yürüyorduk. Kapalı çarşıda. Biri geldi bir hayranı heyecanlı bir şekilde. Siz Robert Redford değil misiniz dedi. Are you Robert Redford dedi. Adamın cevabı evet bir zamanlar oydum dedi. Yes I was dedi. Oh. Bayağı bir etkilenmiştim ama anladım. Çevre konusunda çok duyarlı olan insanlardan gidelim. Bir tanesi. Olur. O benim Afrika'mdaki Robert Redford 80'li yıllarda kalmış ama daha da olgunlaşmış, bilgeleşmiş. Bence tabii. Yaşın getirdiği en güzel şey o bilgelik. Zaten o değil mi yolculuk? Öyle olması evet. Gereken bir yolculuk değil mi? Yani tamam. Kemal'e giden yolda evet, hepimiz ama yolcuyuz aslında. Evet. Bazıları merdivenleri birkaç basamak hızla atlıyor. Bazıları aşağılarda kalıyor ama hepimiz bir yolun yolcusuyuz. Neyi merak ediyorum? Aslında bunu Sema merak ediyor, bizim Sema. Mesela böyle tamam yılları herkes görmek istiyor değil mi? İstanbul'da bilinen yerler, işte camiye gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Ama mesela Bağcılar'a gideyim hocam diyen var mı? Yok. Zaten o da benim turuma gelmiyor. Kendi imkanlarıyla gidiyor. Ya da şurayı ben görmek istiyorum diye hiç bugüne kadar gelmemiş. Acayip bir talep oldu mu? Olmadı. Çünkü genellikle belli yerlere gitmek istiyorlar. Yani tarihi ve turistik olarak ilginç bulabilecekleri yerlere gitmek istiyorlar. Ama başıma şöyle bir şey geldi. Onu anlatabilirim. Bir aile gezdiriyorum ve aile Mısır Çarşısı'nın hemen yakınında Rüstempaşa Camii vardır. İnanılmaz İznik Çinileri bulunur içinde. Mimar Sinan'ın da en güzel eserlerinden bir tanesidir. O camiyi gezmek istedi. Ben dedim ki işte para bambaşka bir şey. Bu aile çok entelektüel. Ne kadar rafine zevke sahip. Herkes Süleymaniye'yi, Sultanahmet Camii'ni gezmek ister. Onlar ise Rüstempaşa Camii'ne gitmek istiyorlar. Büyük bir motivasyonla bunları götürdüm. Tam içeriye gireceğiz. Yüzümde kocaman bir gülümseme. Dedim ki çok etkilendim sizlerden. Nereden biliyordunuz bu caminin bu kadar önemli olduğunu dedim. Adam baktı, bilmiyorduk ki dedi. Dedim niye geldik biz? Vallahi dedi çok büyük bir müzayede evi. Buradan çalınan Çinlileri satışa çıkarttı. Biz de aldık, evde duruyor. Caminin yerini merak ettik deyince tamamen böyle aşağılara indim. Evet. Yani onun için merak etmişler. Hani garip değişik yerler soran oluyor ama mu? En azından oldu. Çinliler ama nereden gelmiş diye merak etmek de hani şu anda gene de bir merak saygı konusu, bir şey değil olabilir. Mi? Doğru söylüyorsun. Çinliler bizim bu Çinliler bir zaman. Tabii aileyi suçlayamadım. Çünkü onlar almasa başka biri alacak. Keşke çaldırmasaydık o güzel Çinlileri diyorum. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Bilmiyorum, merak ediyor musun? Bu Boğaz turlarında acayip bir dedikodu vardır değil mi? Olmaz olur mu şu ya? Şu yalıda şu olmuş, bu yalıda da bu olmuş. Şimdi ben aslında tarihçiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih yüksek lisansı yaptım. Ve Boğaz hakkında da yegane ödüllü kitabı yazdım. Ve orada o yıllarda yaşayan ailelerle de yıllardır çalışıyorum. Onların misafirlerini gezdiriyorum. Mesela Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda bugüne kadar Madeleine Albright'tan tutun da Martha Stewart'a, Calvin Klein'dan tutun da Oprah Winfrey'e kadar bir sürü insanı götürdüm. Tabii bu kadar çok seyahat edersen, bu kadar çok değişik yerlere girip çıkarsan
açarsan bir sürü dedikodu da öğreniyorsun. Hı-hı. Ben zaten kendimi tarihçi gibi değil de hikaye anlatıcısı olarak evet, görüyorum. Aynen. Hikayelerle bezemeyi de seviyorum. Ve insanların dedikodulara da olan ilgisini bildiğim için dedikodular da katıyorum. Bütün topraklarda aynen bizim öyle. O turu çok daha renkli hale getiriyor. Hatta benim şimdi bir tane sesli yürüyüş uygulamam var. Bir aplikasyon, bir uygulama bu. İstanbul'da 41 tane tur yapıyordum Aslı. Bütün turları canlı canlı kaydettik. Bugün benim sesimle tüm İstanbul'u adım adım dolaşabiliyorsun. Ve sonra bunu yurt dışına da taşıdık. Sevinç zaten çok gezen biri ama bugün Barcelona, Roma, Amsterdam, Londra, Paris gibi bütün büyük şehirleri adım adım benim sesimle dolaşabiliyorsun. Ve tabii ki bir sürü dedikoduyu da dinleme şansın oluyor. Yani dedikodusuz hayat boş bir hayat. O renk katıyor. Bir baharat kısmı gibi geliyor bana yemeğin. Kesinlikle diyor. Ama inanılmaz. Öyle ya. Şimdi şu yılda şu yaşamış da şöyle olmuş da böyle olmuş da diye dinlerken o yılın böyle camları canlanıyor. Sanki perdeler hareketleniyor gibi olmuyor mu? Ya aslında o zaman şöyle bir şey yapalım. Benim Boğaz turları çok popüler. Ben hem Sevinç'i hem seni davet edeyim. Ve bizi seyreden 5 kişi şeye de Boğaz turu hediye edelim ve birlikte Boğaz'ı keşfedelim. Bunun için tek bir şey biz yapsınlar. Biz bir şanslıyız. 5 evet. kişi bir şanslı bir hepimiz karar. Benim son koyduğum postun altına bir merhaba yazsınlar. Yeter. Merhaba. Merhaba. Merhaba yazsınlar. Merhaba yok. Merhaba istemiyoruz. Seyyahlar merhaba yazsınlar. Mesela kibi ben uzun zaman anlamadım Sevinç. Kib ne demek? Ben anladım çünkü kendine kızım var. Kendine iyi bak. Evet, kib. Kendine dakika, iyi bak. Bir dakika, kendine iyi bak neymiş? Kib. Aa, bilmiyorum evet, onu. Kib, evet. Kendine... Biz kib, mip, slm falan istemiyoruz. Merhaba yazsınlar. Bir merhabaya seçelim. 5 kişiye Boğaz turu hediye edelim. Saffet Emre Tonguç Instagram hesabım. Son postun altına bunu yazsınlar. Ama siz de geleceksiniz aynı tura. Hep birlikte Boğaz'ı tamam. keşfedeceğiz. Dedikodular benden. Oo, süpermiş. Tamam. Kesinlikle. Tamam, geliyoruz. Yazın. Saffet Emre Tonguç'un son postunun adına, altına Instagram'da yazın. Merhaba, MRB değil, İneşe Cenem'e. İneşe Cenem'e. Ne oluyor? İnşallah canım. Şimdi, tabii inşallah. Şimdi Sevinç Erbulak bir röportajda demiş ki ben bana şöyle bir soru sorulmasını istiyorum. Eyvah ya, ne demiş olabilirim? Bittin. Bir hayal sofrası. Yemeği yaptım, sofrayı kurdum. Aa, onu ben soruyorum evet, müstahaklı evet, çünkü evet, konuklarıma. Evet. Bir evet. hayal sofrası. Sofrada kimler olsun isterdin? Hadi ben şimdi sana soralım sorayım. Bakalım. Sofra diye soralım aynı soruyu. Ben bunu sorarken şöyle hı-hı. diyorum. Müstahaka ben röportajlar yapıyorum yaklaşık 34 hı-hı. aydır. Evet. Müstahaklı'ya çok güzel bir tiyatro portali dergimiz var. Tabii hepsi benim arkadaşım aslında ama o kadar bilmediğim taraflarım, arkadaşlarım, meslektaşlarım, ustalarım. Değişiyor elbette röportaj yaptığım kişiye göre. Bu şölen sofrası sorusunda hakikaten bazen öyle cevaplar veriyorlar ki ne kadar az tanıyormuşum ya da böyle biri mi? Çok böyle kendimi değişik hissediyorum onlardan duyunca. Ve soruyu şöyle soruyorum. Bir kişi de olabilir, 500 kişi de olabilir diyorum. O zaman da cevabın şekli değişiyor. Eğer soruyu bir kişi yani bir kişi üzerinden sormuş olsan Oscar Wilde'ı istiyorum. Kesinlikle tek. O ve ben baş başayız, sabahlıyoruz. Ay, Oscar Wilde'la çok iyi bir seçim. Değil mi? Benimki Oscar Wilde. Bana soracaksın. Çoktaki galiba. Cevabım zaten o onun yanına. Gene Oscar Wilde hep duruyor. Hı-hı. Yanına 3 kişi olsun hadi. Peki. Hı-hı. Hemen onun yanına Charlie Chaplin geliyor. Hı-hı. Hemen bir hızla. Üçüncü de babam olsun. Onu da çok özledim. Dörtlü bir masa olalım böyle. Aynı soruyu sorayım. 3 kişiyle. Üç kişiyle. Şimdi çok ilginç. Bir keresinde bir tabii beyefendi geldi turuma. Ondan sonra bana dedi ki senin için hayattaki en büyük meydan okuma challenge nedir dedim. Düşündüm falan filan. Ben kendimce bir şeyler söyledim. Peki dedim sizinki ne? Entelektüel meydan okuma dedi. Güzel. Ben beni besleyecek, bana bilgi verebilecek, bilgi dağarcığımı zenginleştirecek bütün herkese açığım. O sofrada olsun. Ama bir şey ve söyleyeceğim. O zaman işte uyduk açıyor. Çok kalabalık evet. oluyor ve besleneceğimiz elbette 1000 kişilikte olabilir sofra ama hani böyle biraz indirgediğinde yok mu bir 3-4 kişi? Mesela çok ilginç. Bu kadar insan gezdirdikten sonra bana soruyorlar kimi gezdirmek isterdin? Tom Ford'u. Çok ama, yaratıcı. Ha, bu soru ona öyle evet. sorulabilir. Evet. Kimi gezdirmek evet. Tom Ford? Mesela herkes bir Amerikan başkanının adını söyler. Beni ilgilendirmiyor Amerikan başkanları. Tom Ford'u gezdirirken ben evet. de gelmek isterdim. Tamam. Benim de ben çok de, merak ettiğim. Kesinlikle çok yaratıcı bir adam. Çünkü çok film de çekiyor. Yaradım. Olağanüstü tasarımlara da imza atıyor. Ondan etkilendiğim için mesela Tom Ford'u ben listeme koyayım. Bir tane o. Diğer iki.
seni alırdım. Bir tarafa da sevinci. Ama bu şimdi bak, çok politik olsun. Yani. Biz dedik ki biz de Tom Ford'u isterdik dedik. Sizler için canım feda. Dükkansız yeter ki Tom Ford gelsin. Olsun. Tamam olsun. Çünkü şimdi Saffet konuşurken düşündüm. Kesinlikle Haruki Murakami'yi de istiyorum. Evet. Kitap. Evet. Kitap getirmeyi unuttu. Vallahi unuttu. Evet, ne getiriyordun getirseydin? Haruki Murakami getiriyordum. Aslında koşmasaydım yazamazdım da. Ama şimdi kendimi suçlu hissettiğim için getirmediğimden ötürü 1984. Allah faizini aldı. Onun altı katı kalınlıkta bir kitap geliyor şimdi harika bize. Harika bir kitap. Yani çok şanslı okuyacak kişi. Evet. Harika bir kitap. Harika bir kitap ve oradaki çifte ay, ikiz ay beni çok etkilemişti okurken. Ben ama bir sürü kitap getirdim. Öncelikle Boğaz hakkında her şeyi sana getirdim. Çok teşekkürler. Bir de bir sosyal sorumluluk projemiz var Aslı. Lütfen onu söyleyeyim. Boğaz hakkında her şeyi bir kutuya koyacağız. Ve ben iki tane kahve fincanı tasarladım. Çünkü bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Yani ve bunu yılbaşı hediyesi olarak internette satışa çıkaracağız. Ve ne yapacağız biliyor musun? Oradan gelen parayı da vakıflara vereceğiz çocukların eğitimi için. Çünkü bu topraklar bize çok şey verdi Sevinç. Bizim de onları kendi imkanlarımız doğrultusunda iade etmemiz gerekiyor. Benim de çorbada bir parça tuzum olursa ne büyük bir mutluluk. Çünkü çok şey yapıyorum zaten sosyal sorumluluk adına. Daha önce dernekler için turlar yaptım. En son göğüs kanseri taraması için Ayşe Arman'la bir etkinlik yaptık. 70 bin lira bir para topladık. 700 kadına tarama imkanı sağladık. Bu da eğitim için bir katkımız olacak. Ama ben 3 tane kitap getirdim. Onları bir tanıyalım mıydı? Tabii kameraya ki, da gösterelim. Tabii. İlk kitap Salih Seçkin Sevinç'in Ölüm Yolcusu, Abdülüver'in Tuhaf Seyahatleri. Çünkü bunu niye getirdim biliyor musun Sevinç? Hans Christian Andersen'in çok güzel bir lafı var. Hans Christian Andersen diyor ki gezmek yaşamaktır. O yüzden de çok haklı. Evet, gezenler için olsun bu kitap. İkincisi benim çocukluk arkadaşım Ebru Şinik'in bir kitabı. Genleriniz kaderiniz değildir. Ben neye inanıyorum biliyor musun Sevinç? İnsan kendi tetikçisi olabilir ya da yavaş intiharı tercih edebilir. Bazen hastalıklar psikolojimizle ilgili olarak bizi bulabilir. Güçlü olmak zorundayız. Genlerimiz kaderimiz değil. O yüzden de kendi kaderimizi belli bir noktaya kadar kontrol etme şansımız var. Onun için bunu okumalarını istiyorum. Üçüncü kitabım da Bakır Tencere. Semen Öner benim Boğaziçi'nden sınıf arkadaşımdı. Çok güzel bir kitap yaptı. Ben böyle yemek yapan bir adam değilim. Ama böyle sevdiğim dostlarım var. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Semen de onlardan bir tanesi. Semen'in kitabını da yemek yapmayı seven birine hediye etmek istiyorum. Boğaz hakkında her şeyi de zaten evet, sana getirdiğim çok kitap. Çok teşekkürler. Harika kitaplar. Tamamı öyle. Kitabı bekliyoruz en yakın zamanda. Vallahi bilmiyorum artık seyirciye gidecek o kitap. Peki şimdi bundan sonra genlerimiz kaderimiz değildir değil mi? Evet. Oradan aklıma geldi. Bundan sonraki kuşaklar yani kızına mesela aktaracakların. Gelen genlerden o aileye mensup olmaktan Erbulak ailesinden gelen genlerle mi bir aktarım yoksa başlı başına kendi kendine etki altında kalmadan özgür bir birey olabilmesi üzerine mi? Nasıl bir şey? Oldu zaten ve iyi ki buna cevabım böyle. Hissettiğim bu. Olmalıydı. Umarım bütün çocuklar, bütün doğurduğumuz çocukların bir noktaya kadar gerçekten bizim uydularımız oldu. Bilimsel olarak böyle olduğu için ilk 3 ay. Hani fokuslayamadığı için, net göremediği için ama gerçekten 3 aydan sonra birey olduklarının farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Asla kendi hatalarımızı onların üzerinden geçerek onlardan yeni ve daha kusursuz bir ben yaratmaya çalışmadan onların tabii ki bir birey olduğunun farkında olarak ve aslında genetik bir aktarım varsa doğurduklarımızdan öğrenerek kendi yolculuğumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmen olan yeni gelenler. Biz değiliz. Biz eskiyoruz bence. Ve yukarıdaki o ilahi denge diyor ki bunu bir tane çocuk mu versek acaba bu bir kendini yenilese mi? Buna bir hoca lazım diyor. Ben böyle düşünüyorum. Sonra biri geliyor ve çünkü ben şu anda kızımdan öğrendiklerimi düşündükçe yani o kendini ifade etmeye başladığı günden beri ve bu çok eskiye dayanıyor yani yeni değil. Çünkü bir şey öğrenmek için duymaya da gerek yok karşı tarafı. Belki sadece bakmak yani. Öyle geliyorlar. İnan ki öyle geliyorlar yani. Bunu hiçbir kutsal tarafı olduğu için falan da söylemiyorum. Kavine esprisini de yapıyorum ve bu espri son derece samimi bir espri. Eğer hastanede karışmış ol, yani seni ben taşımamış olayım, buna da inanmıyorum çünkü. Çok tatlı ama kutsal değil bu da. Seni ben büyüttüm,
Dolayısıyla hiç merak etmiyorum kimi taşıdığımı diyorum. Anne öyle bir şey yoktur değil mi diyor. Yani bildiğim kadarıyla yok ama. Velev ki var, boş ver, sensin benim çocuğum. Yani sensin benim öğretmenim. Erbulak eviyle ne amaçlıyorsunuz ailecek? Erbulak evini ablam ve eniştem işletiyor. Orada hem çocuklara hem yetişkinlere oyunculuk ve yazarlık üzerine bir mekan düşünün, bir ev düşünün. Ne amaçlıyoruz? Kendini belli bir yaşa kadar ifade edemediğine inanan ya da hayatını erteleyen, başka nedenlerden ötürü hayatını erteleyenlere bir çağrı. Çocuklara da hafta sonu gitsinler, meşgul olsunlar, farkındalıkları gelişsin diye bir başka çağrı. Oranın çocuklarına bir bakalım mı hadi? Bu benim babam mı? Yazıyor, yazıyor. Yunan kuvvetlerinin Nazilli'den çekilişini yazıyor. Seni bana anlatmak isteyeyim. Anlatamadığın bir şey mi var? Gizli bir şey mi yani? Gizli bir şey. Sana ilişmeyecekler, sen merak etme. Bana ilişmiyorlar da başkalarına ilişiyorlar, haberin var mı? Köylerde, nahiyelerde bacılarımızın ırzına geçiyorlar, haberin var mı? Polisten anamı götürürken çok küçüktüm ben. Masaya bile yetişemeydim. Koştum, bırakmadılar beni. Abi, nereye gittin? Lütfen kalk. Evet. Çocuklar orada eğitim gören çocukların oynadığı diziler. Ne kadar güzel. Güzel değil mi? Yani tek başına aslında belki doğurmak da gerekmiyor. Elbette. Bir bireyi kazandırmak için. Elbette. Tabii. Çünkü çok sayıda koruyucu aile var ve bence o çok kutsal bir şey. İşte o kutsal. Çünkü o çocukların aslında bir yuvaya, bir aileye ihtiyacı var. Siz doğurduğunuzda zaten anne babayı veriyorsunuz onlara. Aynen. Ve iki arkadaşım bunu yaptı. Çok da takdir ediyorum. Ay, i̇ki harika. Tane hayat kurtardılar. Ve benim de düşündüğüm şu. Bence insan olabilmenin şartları iyi insan olmak, ahlaklı olmak, diğer insanlara elimizden gelen yardımı gösterebilmek. Bunları verebilirsek yeni kuşaklara en büyük hediyemiz o olacak. Ama çok da inandığım bir şey var. Genetik piyango denen bir olay var. Yani var. Genetik olarak bazı şeyleri aktarabiliyorsunuz. Ve eğer piyangosu iyiyse bazılarına büyük ikramiye çıkıyor. Doğru. Ve onlar hayatta çok şanslı oluyor. Mesela geçenlerde Julia Roberts'ın kardeşini gördüm. Hani Julia Roberts dünyalar güzel. Dünyanın en iyi güzel 50 insanından biri seçilmiş. Kardeşine bakıyorsunuz. Genetik olarak talihsizlik şeklinde benzemiyor. İşte ona genetik piyango çıkıyor. Onlar da en şanslı insanlar diye düşünüyorum. Buradan bizim öğretilen kurallar çerçevesinde öyle görüyoruz. Belki de tam tersi, hiç onu bilemiyoruz. Tabii. Aynen yani, öyle. Her şey o kadar göreceli ki. Belki öbürkü çok daha mutlu. Çünkü o şöhretin çok ciddi bir bedeli var Aslı. Mesela ben Oprah Winfrey ile dolaşırken bana demişti ki ne olur beni kapalı çarşıya götürme. Ben orada rahat edemem. Küçük dükkanlara gidelim. Çünkü kadıncağızla Efes'te yürümeye kalkmıştık. Yürüyemez. Yunanlısından İtalyanına, Çinlisi. Yalnız bunlardan korkmak lazım. Bak şimdi Oprah Winfrey çıktı karşıma. Geçmişim flashback. Daha ne kirli çamaşırlarınız var elimizde. Rejim orada ayağınızı, çalışıyor gerçekten. Evet, yani denk kadın falan gibilerinden. Evet şey çıkıyor, fotoğraf çıkıyor ya. Dünyanın en muhteşem insanlarından biri. Zaten dünyanın en güçlü insanı seçilmiş Oprah Winfrey. Öyle olduğunu zannediyorum ben de. Çok çok güzel yürekli bir kadın. O yüzden ben onu mecburen küçük dükkanlara götürdüm. Çünkü kadın huzur içinde yürüyemiyor. Yani şöhretin bedeli denilen bir şey var. Diğeri de meşhur olmadığı için belki bu bedeli ödemediğinden daha güzel bir hayat sürüyor. Her şey o kadar göreceli ki. Allah tamamını ersin. İğneşe CNM reklamlardan sonra. Ya şimdi Sema'nın kimin yerinde geçerlerdi sorusu var, onu soracağım ama öncelikle benim merak ettiğim var. Ne olurdum bölümünde? İki gezgin var karşımda. Bir ülke, bir şehir olsaydık. Olsaydınız dünyada sizi anlatan ne olurdu bu? Sizi anlatan evet, bir de yani. Evet, bu sevmemiz gibi yani değil Sevinç sadece. Erbulak hangi şehir olurdu? Tamam. Ya da Saffet Emre Tonguç hangi şehir olurdu dünyada? Sen düşünürken ben cevap vereyim mi Sevinç? Tamam. Hadi bak gene sana. Ben biliyorum gibi. Bence Vancouver olurdu o.
Bak Vancouver olurdum, Sydney olurdum, San Francisco olurdum. Ben balık burcuyum, yükselenim de yengeç. O yüzden bütün sulu şehirler bana çok hitap ediyor. Ama ben gene de İstanbul olmak isterdim. Neden biliyor musun? İstanbul 3 imparatorluğa başkentlik etmiş. Ondan sonra ortasından deniz geçen, 2 kıta üzerinde yer alan 8500 yıllık yegane şehir. O çerçevede de aynı Napolyon'un bir lafı var ya, dünya tek bir ülke olsaydı başkent İstanbul olurdu şeklinde. Ben de herhalde tercihimi İstanbul'dan yana kullanırım. Çünkü İstanbul'u anlatmak bana ibadet gibi geliyor. Kendimi çok özdeşleşmiş hissediyorum. Ben İstanbul'u alayım. Baksana bir sürü şehir kaldı dünyada. Yok, ben hemen bulmuştum zaten. Ben Barcelona'yım. Her şekilde Barcelona'yım. Neden? Şundan, benim bildiğim kadarıyla hocam, Gaudi'nin kenti olduğu için, yani onu onu seyrettiğimiz için kentte ve o da tıpkı benim gibi kusursuzluğa hiç inanmadığı için, dünyada, doğada simetri, kusur olmayan hiçbir şey olmadığını düşündüğü için yapıp galiba Güell Park'ı yaptıktan sonra o seramik işçiliğini, sonra böyle çekiçle, orada bir rehberden dinlemiştim, çekiçle kırarak formal olarak bozuyormuş. Yani hiçbir şeyi sanattaki estetik anlayış anlamında bırakmıyormuş seyirciyle buluşmadan önce. Bir bu kusur hikayesi yüzünden, bu kusursuzluk, kusurdaki kusursuzluk, o da tatlı bir dilemmadır. Aynı zamanda çok renkli, çok aşk bir şehir. Akdenizli. Öyle mi? Evet, çok Akdenizli bir şehir. Evet, evet. Ve böyle şey ya, binalar ters. Ben de öyleyimdir yani. Böyle bir tepe taklak olmayı severim. Dipleri severim. Oradaki trombolinleri severim çünkü yani. Bana karanlık gelmez derinler. Barcelona o yüzden renk, insan. Bir de çok galiba popülasyon olarak da çok yabancı insan bir arada yaşıyor. Bir Londra kadar olmasa bile orada da çok gene görüyorum. Gene kozmopolit bir yapı var. Değil ama mi? Bir tabii Paris gibi, Londra gibi değil. Çünkü ben Londra'da bütün dünya ile yürüyorum sokaklarda. Ama o da fazla rahatsız edici bir kozmopolitan yapıya dönüştü son yıllarda Sevinç. O çerçevede Barcelona'daki daha keyifli diye düşünüyorum. Barcelona ya. Evet. Barcelona. Aklıma şey geldi, 1992 olimpiyatlarının o meşhur şarkısı Montserrat Caballé ile Freddie Mercury söylemişlerdi. İkisine de buradan ruhlarına şad olsun diyelim. Hayatımıza ne güzel renkler katmışlar. Hadi onunla bitirelim mi biz? Evet. O şarkıyı. Vallahi o da vardır ya. Şimdi çıkar ha. Montajda koyarlar. Haydi efendim, o zaman 1992 Barcelona Olimpiyatları'nın şarkısı. Ay çok güzel bir şeyle bitiyor. Evet valla. Evet, evet, bununla bitirelim. Sevinç Erbulak'ın Artık Aranmayanlar Gezegeni. Saffet Emre Tonguç'un Boğaz Hakkında Her Şey. Ve Sizi Seviyoruz. Ve Freddie Mercury ve Barcelona. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Harika bir program. Çok teşekkürler.